Osman'la paylaşacağım. Yıldız olmak için, yıldız olmak kolay değil kardeşim diyor. Işık saçmak için önce yanmasını bileceksin. Biz siyasette yana yana geldik. Milletimizin, aziz ordulu hemşerilerimizin de bağımsız siyasetçi olarak, aday olarak önüne çıktık. Biraz yandık, onlar bizi biraz pişirdiler, olgunlaştırdılar. O gün dedik ki, aziz milletimiz dedik, aziz ordular dedik. Gönlümüzü, zihnimizi her türlü onlara açtık. Onlar bizim istikametler. Siyasetin kıblesi millettir. Benim için de o zaman ordulardı. Onlar bana dediler ki İstanbul'a. Sen değerli bir evladımızsın, kardeşimizsin. Önce bir, öyle bir mesaj verdiler ki, şimdi o gün, o gece içimde işime demiştim ki, her şey Allah'tan demiştim. Allah'ın rızası milletin rızasında gizli. Biz milletin rızasında Allah'ın rızasını arıyoruz. Bu millet bize istikamet gösterdi. Her şeyin güzeli var. Her şey Allah'tandır. O gün inanın, dedim ki bunda da vardır bir hayır. O hayır da İstanbul'un kalbi Beşiktaş'mış. İnşallah Beşiktaş'ta hem ordulara, hem İstanbul'a, hem Beşiktaşlara, hem de Türkiye'ye büyük hizmetler yapmayı Allah'ım bize nasip eder. Bunu oruç ağzımızda diliyorum. İnanıyorum ki Beşiktaş değerlerimizin önemli bir simgesi, tarihimizin önemli bir simgesi, Osmanlı yaşamının son dönem yaşamının simgeleri Çırağan Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı korularıyla, aynı zamanda Orhaniye Kışlası, Balmumcu Kışlası gibi çok değerli kışlalarıyla, Boğazı, denizi, sahiliyle çok önemli bir yer. Ben Beşiktaş'a ordumları bekliyorum. O bugün burada bizi yalnız bırakmayan, iftarımızda bizi şenlendiren, şereflendiren tüm hemşerilerime iyi akşamlar diliyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ekranları başında da şu anda iftar oldu bizim memlekette. Ordu'da. Ordu'da. Onların da Allah niyetlerini ve oruçlarını kabul etsin. Evet, müsaade ederseniz Özlem Hanım'la da birkaç kelam almak istiyorum. Ben bu arada sofraları gezerim. Tabii. Evet, başarılı bir erkeğin arkasında bir hanımefendi vardır. Ama sizi biliyoruz ki STK'ların içerisinde çok önemli. Ben bu arada eşimden müsaade istiyorum. STK'ların içerisinde önemli yer alan Hastalara İyilik Günlük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanımız. Oraya da bir bayan eli değdiği çok aç ve net belli oluyor. Bu akşam herhalde zannediyorum siz çok güzel duygular besliyorsunuz burada. Evet, bu akşam iki yönüm var. Düşündüm şimdi. Hemen hallettim. Arkadaşlar.